Ve omlet. Aa, ben onu tamamen unutmuşum ya. Karnımı doyurdum. Şaka yapıyorsun. Tabii ki şaka yapıyorum hayatım. İşte budur. Afiyet olsun. Hadi tadın matmaza. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Gerçekten harika. Ellerine sağlık kuzen. Bak bir erkeğin kalbine giden yolu çok iyi biliyorsun. Aferin. Bugün ne yapıyorsunuz bakalım? Behlül okula gidiyor biliyoruz. Ben de alışverişe çıkacağım. Dün Firdevs Hanım'la bakarken dolabımda bazı eksiklerin olduğuna karar verdik. Evet. Ben de Peyker'e gidecektim galeriye. Birlikte gidelim sonra da Peyker'e uğrarız. Olur. Dersten sonra mı çıkmak istiyorsun? Yo, bugün piyano çalışmak istemiyor canım. Ama... Aslında piyano dersinden tamamen sıkıldığımı söylesem. Kusura bakmayın matmazel ama... artık sırf sizin gönlünüz olsun diye iniyorum müzik odasına. Şaşırdım. Ben senin gerçekten kariyerini böyle planladığını düşünüyordum. Yani böyle konuşmuştuk. Siz bunu empoze ettiniz demek daha doğru. Ne olur bana kırılmayın matmazel. Ben konser piyanisti olmak istemiyorum. Ben niye kırılayım? Senin için üzülürüm sadece. Çünkü çok yeteneklisin. Piyano hayatımda bir hoşluk olarak kalsın istiyorum. Ben holdingde çalışmaya karar verdim. Aa. Ya. Bu sabah omletle birlikte çarpıcı açıklamalar geldi Nihal'den. Çok güzel bir karar bu. Baban da sevinir herhalde. Ama piyanoyu bırakman için bir sebep değil bu. Bilmiyorum. Babamla konuşacağım. Bence uzun vadeli planlar yapmadan önce biz bugünü konuşalım. Hadi çıkıyoruz. Hemen çıkalım. Ben de sizinle geleyim. Peyker'i de görmedim ne zamandır. Tabii gelsene. Siz buradasınız değil mi halacığım? Hayır canım, gideceğim. Ya. Hafta sonu çiftliğe gelirsiniz belki. Çok sevinirim. Peykerler de gelir. Bir organizasyon yaparız. Afiyet olsun. Hemen çantamı alıp ineyim ben. Biter kalkmıyor musun? Sütçük köşeyi döndü. Okul vakti yaklaştı. Hadi bakalım Behlül. Gidiyorum. İnerken alasma aradık derim size alacığım. Tamam canım. Onlar hazırlanana kadar bir kahve daha alırım. Matmazel. Lütfen. Böyle bir kararı keşke babanla konuştuktan sonra matmazeli açıklasaydın. Kadının yüreğine indi. Piyanoyu bırakacağım dedim. Matmazeli bırakacağım demedim ki. Aynı şey. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Al şunu. Teşekkür ederim. Vize için biz başvuracağız. Gemi Karadeniz'den döndüğünde vizen de hazır olur. Sonraki sefer ne zaman? Sen limana inmeden yola devam etmek istiyorsun galiba. Biraz öyle. Bir suç falan işlemedin inşallah. Hayır. İhal kağıdım, dosya da verdim. Şaka takılıyorum. Zaten yüzünden belli iyi bir çocuk olduğun. Gönül işi mi? Ondan mı uzaklaşmak istiyorsun buralardan? Öyle. Thank you.
Ben hazırım. Hadi o zaman. Bihter üstünü değiştiriyormuş. Ay, bekletmeseydi şaşardım. Görüşürüz. Bekliyorum çiftliği. Olur, hoşça kalın. Hoşça kalın halacığım. Güle güle canım. Au revoir matmazel. Au revoir. Nihal, bugün burada Neser, yarın başka yerde, biliyorsunuz. Akşama bambaşka bir moralle, bambaşka bir planla geliverir. Behlül konusunda ona engel olduğum için aklınca beni cezalandırıyor. Bu işi açık açık konuşmamak acaba ona daha çok mu zarar veriyor? Keşke konuşulsa, belirsizlikten kurtulsak. Nihal'i çok iyi tanırım Arsen Hanım. O her şeyi göze almış. Bana açıkça artık seni bu evde istemiyorum diyecek kadar Behlül konusunda kararlı. Sizi istemediğini söylemedi. Nihal ne düşünürse düşünsün. Bu işe karşıyım ve bunu söylemeye devam edeceğim. Ben bu kadar net konuşamıyorum. Çekimserim açıkçası. Eğer gerçekten birbirlerini seviyorlarsa... Behlül'den söz ediyoruz Arsen Hanım. Esas her gün başka taraftan esen o. Adnan'ın kararını bekleyeceğiz. Bence en doğru kararı o verecektir. Umuyorum. Ararsın diye oyalanıyorum odada. Sen niye aramıyorsun? Yanında sözlüm falan vardır diye, ne bileyim. Bihter. Hadi eve gidelim. Söyledim artık sizle geliyorum diye. Thank you.